İkinci yazılar geldi. Yazılarda 90 üzeri almak için ki bizler LGS öğrencisi olduğumuz için en az kaç almamız lazım Tonguç? 100 almamız lazım. Harikasın. Burası çok çok önemli. Hocam yazılar mı daha önemli? LGS mi daha önemli? Çok güzel bir soru sordun. Tabii ki de yazılar da LGS'de aynı öneme sahip. Çünkü yazılardaki konularla LGS'deki konular aynı. Yani Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıflarda matematik dersinde ortak sınavlarda veyahut da normal ilçe genelinde yapılacak sınavlarda senaryolarda çıkabilecek soruları verdiyse bunların benzeri LGS'de de tez karşımıza çıkacak demektir. Zaten bizler de hem yazılı provalarımızda hem LGS videolarımızda direkt olarak kazanımlara göre gidiyoruz. Dolayısıyla sorunun cevabı şu. LGS'de... de yazılılar kadar önemli. Yazılılar da LGS kadar önemli. Dolayısıyla ben yazılara çalışmayacağım. Sadece LGS çalışacağım ya da sadece yazılara çalışacağım. LGS çalışmayacağım olmuyor. İkisine birden çalışmamız gerekiyor. Şimdi gelelim buraya. Şu anda ikinci yazılılar dönemindeyiz. Şu anda buradayız. Sömestr tatilini iyi değerlendirebilmek için ikinci yazılılara iyi notlar alarak girmemiz lazım ki tatilde hem dinlenelim hem de LGS sürecimizi hızlandıralım. Birinci yazılar, ikinci yazılar ve ardından da Haziran'da LGS'ye gideceğiz ve bu sene bitecek. Sonunda kurtulacağız. İnşallah çok güzel bir şekilde kurtulacaksınız. Zaten en iyi sınav hangi sınavdır Tonguç evladım benim? En iyi sınav bitmiş sınavdır. Harikasın. En iyi sınav bitmiş sınavdır. Dolayısıyla hem ikinci yazıları bitireceğiz hem de bütün bu sene sonunda... İnşallah LGS sınavında bitireceğiz. LGS'yi bitireceğiz ve kurtulacağız arkadaşlar. Şimdi 18 Aralık'ta yazılı kampımız başlıyor. Mükemmel bir şekilde ilk başta matematik videosuyla başlıyoruz. Ardından Türkçe, İnkılap, Fen, Din, İngilizce mükemmel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar sizlere. Burada Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz bu sene 2024 yılında, 2023 yılında sizler için hangi konudan, hangi yazılda Kaç soru sorulmalı? Hangi kazananlar nasıl soru gelir? Filmsen kaç soru sorulmalı? Konuşma, dinleme, yazma sınavlarına neler sorulmalı? Bunların hepsini bizlerle paylaştı. Bizler de bu tablolara uygun bir şekilde sizlere süper yazılı provalar hazırladık. Matematikte, Türkçe'de direkt soru dağılım tablolarına uygun şekilde sorular hazırladık. Mesela Türkçe'de dinleme, konuşma, yazma sınavları alakalı videolarımızın başına taktiklerimizi sizlere verdik arkadaşlar. 18 Aralık'ta yazılı kampımız başlıyor. Peki ikinci yazılarda nasıl yüksek not alınır? Biliyor musun Tonguç ya Elad'ın Sabaha kadar inekleyerek. Hayır sabahlar kadar ineklemene gerek yok. Doğru bir çalışmayla, verimli bir çalışmayla en yüksek notlar alacaksınız. sonuç olarak Dönü. Birincisi, en önemlisi tabii ki yazılı kampımıza mutlaka hazırlanmamız gerekiyor. Yazılı kampımıza sizler için 18 Aralık'ta sunacağımız her bir video zaten Milliyetin Bakanlığı'nın soru dağılım tablolarına uygun bir şekilde hazırlandı. Yani esas yapmanız gereken şey çok basit. MEP tablolarına göre biz zaten hem yazılı notlarımızı hem tüm dersler soru bankalarımız... hem diğer soru bankalarımızı hem yazılı kampındaki videolarımızı net bir şekilde sizler için hazırladık. Sizler yazılı kampındaki soruları çözerken eğer konuyu önceden biliyorsanız videoyu durdurun soruyu çözmeye çalışın. Takıldıysanız ne yapıyorsunuz son şeylerden benim? Çözümünü izliyoruz. Harikasın. Ve eksik kaldığınız tam cevaplayamadığınız kısımları mutlaka not alıyorsunuz. Zaten yazılı notlarımıza da her bir bilgi sizler için detaylı bir şekilde veriliyor. Yani sen üst ifadenin değerini kaçırdıysan ya da paragrafla alakalı benzetme tanık göstermek kısmını kaçırdıysan burayı mutlaka buradan da işaretle. Ben bunu bu kitapta da bilmeliyim diye mutlaka kendine uyar. Sonrasında zaten Ortak sınavlar da bizim için değerli. Ortak sınavları da biz hem yazılı notlarında hem de tüm dersler soru bankasında bu etiketin arkasına sakladık. Yani bu etiketi kazıyıp buradaki kodu tas uygulamasına girdiğinizde hem tüm dersler soru bankasından hem de yazılı notlarından ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. MEP ortak sınav denemeleri de sizlere hem LGS'de yol gösterecek hem de yazılardan da en yüksek notları almanızı sağlayacak. Bizler %100 hocaların soracağı kısımları bu sefer rahatlıkla sizlere söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü zaten Milliyetin Bakanlığı hangi konudan kaç soru sorulacağını, sorulması gerektiğini okul genelinde yapılacak sınavlarda ve ilçe genelinde yapılacak sınavlarda tablolar haline paylaştı. Dolayısıyla yazılı notlarımız yanımızda, yazılı kampına katılıyoruz ve inşallah da LGS öncesinde moral depolayacağımız yüksek notlu yazılara girmiş oluyoruz. Hepinize şimdiden yazılarda başarılar. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Donguç Dershane sundu.